arkadaşlar. Bugün sizlerle filmlerde çok iyi gördüğümüz bir olaydan bahsedeceğim. Ailelerdeki çocuk sayısı. Film animasyonlarda genelde baş karakterler çocuk olur. Bunlar ise bir veya çok çocuktan oluşur. Bunlar örnek olarak Kırmızı filmindeki tek çocuk olarak bilinmiş olan Maeve ve Encanto'daki kalabalık ailede bilinmiş olan Maribel arasındaki farklardan bahsedeceğim. Şimdi ise asıl konuya gelelim. Bu iki filmi yakın zamanda izleyince benim aklıma bir soru takılıyor. Tek çocuk mu daha iyi yoksa çok çocuk mu daha iyiydi? Şimdi bu konuda öncelikle tek çocuğun artılarını ve eksilerini karşılaştıralım. Şimdi ilk önce tek çocuğun avantajlarına bakalım. İlk önce tek çocuk az masraf demektir. Bu da ekonomik rahatı demektir. İkinci olarak ise ailenin tüm ilgisi ve şefkati sizde olur. Tüm dikkatleri sizde olur. Üçüncü olarak tüm harcamalar size göre yaparlar. Yani evdeki tüm oyuncaklar, eşyalar, tüm oda gibi şeyler sizindir. Ailenizde ne varsa size miras kalır. Dördüncüsü, aileniz size hayat hakkında daha fazla bilgi verir ve size daha fazla vakit ayırır. Beşincisi, büyük kardeş olursa onun başarılarını daha iyisini yapmanızı beklenmez. Şimdi de eksiliğe geçelim. Tek çocuklar ailede her şey istediği gibi olduğu için genelde parçalık olarak görür ve en küçük hataya bile katlanamaz hale gelebilirler. İkinci olarak ise anne baba hariç evde hiç kimse olmaz. Yalnız kalır, yani sohbet edecek, yardım alacak ve oyun oynayacak kişi olmaz. O da insanın canını sıkar. Dördüncü olarak anne babanın ilgisi sürekli sizi bilinizde olduğu için daima başarılı olma beklenir. Bu konuda kardeş olursa paylaşılır ve dengelenir ve size isterseniz yardımcı olabilirler. Beşincisi, tek çocuk olduğunuzda için anne babanız tek siz ilgilenirsiniz. Yani yaşlandıklarında tek siz bakarsınız. Kardeşiniz olursa arada onlara da giderler. Dikkatli bakarsanız eski filmlerde genelde çok çocuklu aileler vardır. Günümüzde ise tek çocuklu ailelerin sayısı artmıştır. Bu konuda demek 3 sebep vardır. Birincisi olarak ailenin ekonomik olarak tek çocuğa daha az para harcar. İkincisi ise ailenin sürekli işte olması tek çocuk kendisine daha iyi bakma olasılığı vardır. Üçüncüsü, dünyada her şeyin bağırlaşması, tüketim çılgınlığı gibi olaylar sonucunda artmıştır. Bakarsanız da gelişmiş ülkelerde tek çocuk daha fazla görünür gene, tam aksine az gelişmiş ülkelerde çok çocuk sayısı daha fazladır. Zaten gelişmiş ülkelerin filmlerinde dikkatli bakarsanız tek çocuklu ailelerin sıkça gördüğünüz olur. Bazı istisnalar olsa da bu konuda en iyi olan şey çocukların genel kararlarını tamamen kontrol etmekte değil veya tamamen genel kararlarını almalarına da izin vermek değildir. Yani ortayı tutturmak önemlidir bu konuda. Örnek olarak Kırmızı filmindeki May'nin annesi sürekli başarılı olması ve kendinin yaşayamadığı dünyayı vermeye çalışıyor. Okul nasıl geçti? Her zamanki gibi harika. Şunlara bir bak. Aferin küçük alimime. Bugün onur öğrencisi, yarın BM genel sekreteri. Bu da May'e kendisinin yerine sürekli ailesinin düşünmesine sebep oluyor. Yani sadece ailesi oluyor. Bu da sağlıklı bir yaşam şekli değil. Ama karşıda tarafta ise Maribel'in ailesi sürekli kendinden, büyük kardeşlerinden yaşadığı şeyleri yapmasını istiyor. Yani onunla yetenekleri var ama kuzenleri ve ablaları gibi süper olanlarından değil, sadece sanatsal yeteneği olduğuna görmeyi beceremiyorlar. Çocuklara saygı duyulmalıdır. Onların da birey olduğunu ve onlardan bir kişiliği olduğunu kabullenmelidir. Ve sizden ayrı bir kişi olduğunu başta kabullenmek, sağlıklı bir uykarlığın başlangıcı olacaktır. O demek oluyor ki her dediğini yapmak değil ve sadece bazı şeylere karar almasına izin verilmelidir. Bu konuda kararlı olmak en iyisidir. Onlara birey
fel olduklarını, yani kendiliğini karar ve kişilikleri olduğunu kabullenmek en doğru hareket olacaktır. Yapmaya çalışmanın en iyi yolu sevdikleri işleri destekleyin, rüyalarınızı çocukların üzerinde gerçekleştirmek yerine onların genel hayalleri olduğunu ve ulaşmalarına yardım etmek daha iyi olacaktır. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup yeni gelecek videoları en yakın zamanda izlemek için abone olmayı unutmayınız. Hadi hayırlı işler.